Fahri abi. Nasılsın baba? Korumalara benzemiş miyim? Nedir lan bu halin böyle? Kuklaya dönmüşsün. Kukla senin babandır, ağzını topla. Bu cekete kaç para verdim biliyor musun? Oğlum böyle giyim kuşamla koruma moruma olunmaz. Şu haline bak, şu kollara bak. Kız gibi olmuşsun. Nasıl kız gibi ya? Kız gibi işte. Biri sana omuz vursa sinek gibi yere devrilirsin. Önce vücudunu geliştirmen lazım. Hadi ya, nasıl olacak bu iş? Hemen güzel bir salona gideceksin. Orada body hocaları seni çalıştıracak. Eğer ciddi çalışırsan bir ayda şişersin. Deme be. Tabii ya, sen hemen git oraya. İyi de Muazzez ablam canlı yayına çıkacakmış. Yani koruma olarak yanında bulunmam gerekmez mi? Ben senin yerine korurum onu, merak etme. Tamam. Hadi bana eyvallah. Yakında sen benim yanımda kız gibi kalmazsan bana da Serdar demesinler. Tabii tabii. Görürüz. Ya hocam, bunlardan 300 kere yapsam bodyguard olur muyum? Yo, öyle hemen olmaz. Peki hocam, 200 kere yapsam? Yok, olmaz. Peki, en son kaçı olur hocam? Sen bizdensin, 50 olur. Şaka yaptım oğlum, hadi çalış bakalım. Serdar, neredesin bu saate kadar ha? Muazzez ablamı aradım, nerede ya? Kuaföre gitti, gelir birazdan. Kiminle gitti ki? Arabası dışarıda ya. Cemil Bey'in şoförü götürdü. Bakıyorum Selim abinin adını ağzına almıyorsun. Hayret ama değil mi Nurşen abla? Selim abi nasıl da çıktı karşımıza, Türk filmi gibi. Dünya küçük, elbet bir gün bir yerde karşımıza çıkacaktı. Peki ne olmuş Nurşen abla? Marketten götürdüğü paraları ne yapmış? Ne yapacak, kumarda yemiştir. Sonunda da şoförlük yapıyor işte. Ah Selim abi ah! Senin kıymetini hiç bilemedi zaten. Öyle. Neyse, Allah'ından bulsun, ben ne diyeyim ona? Tamam, ben şimdi gideyim de Muazzez ablam gelinceye kadar şu pozularıma biraz hava basayım. Hemen temas kuralım. Merhaba Cahit amca. Merhaba. Hayrola, bugün Muazzez ablam yok mu? Yok Serdar'cığım, ne oldu? Hiç. Kendisine başka bir koruma bulmasını söyleyecektim de. Yani ben Muazzez ablamın bodyguardı olamayacağım. Ne bodyguardı? Nereden çıktı şimdi bu Serdar? Ya Fahri abi git biraz kas yap dedi. Ama çok zor aletleri şey ettirmek Cahit amca. Tıfılın tekiyim ben. Kollarım hiç şişmeyecek. Duyuyor musunuz İsmet Bey? Şunun üzüldüğü şeye bakın. Oğlum kimse senden bodyguardlık yapmanı istemiyor ki. Tabii ya, senin varlığın yeter Serdar. Sahi mi söylüyorsunuz? Sahi tabii. Sen Muazzez'in yanında ol yeter. Onun en çok manevi desteğe ihtiyacı var. Vallahi moralimi yükselttiniz. Ama ben yine de gidip biraz daha barfiks çalışayım. Ne de olsa antrenmanları bırakmamak lazım. Peki, hadi git bakalım.